Yatırımda Deneyim'in adresi Gedik Yatırım sunar. Lider Fenerbahçe değil mi hocam? Para girince unutuyorum. Evet. Fenerbahçeler bana kızmasın. Avarajla da olsa ki bir... Kaç 9 gollük avarajı var farkı evet. Galatasaray'da. Aynı avaracı lider. Fenerbahçe bu hafta kara Karagümrük'le oynuyor kendi evinde. Evet. Biraz şöyle öngörülerine 13. hafta oynuyoruz galiba. Evet. Öngörülerine biraz böyle en azından neler bekleriz bu hafta bir şey değiştir belirleyici olur mu? Yavaş yavaş gidelim. Fenerbahçe Karagümrük'le başlayalım. Hocam biraz şöyle düşünüyorum. Yani bu maçlar e, milli maç araları fırsat gibi gözükse de aslında büyük takım oyuncuları için çok da fırsat olmuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin kalecisi gitti milli takıma. Hı hı. Koçtan Leverkos. bahsediyorum. Sağdaki gitti Afrika'ya. Gitti mi? Gitti gitti. Soldaki gitti Avrupa Türk, Türk milli takımına. E stoperleri gitti zaten bir kısmı yok. Olanlar da milli takımla seyahat, oynamasa da oradaydı. E orta sahasından itibaren aşağı yukarı herkes gitti milli takıma. Tadiç gitti milli takıma. Öndeki oyuncular da milli takımlara gitti. Tadic. Ceko affını istedi, gitmedi. Fenerbahçe da devam ediyor. Samanda da çalışıyor ama Tadiç gitti, oynadı. İrfan gitti, oynadı. Oynadılar. Bu dinlenmek için bir fırsat olmadı. Hatta Yüksek yoğunluklu uluslararası maçlar da oynadılar. Seyahat de var, işin içinde. Bizim tıp, bir tarafıyla yorucu. Yani bir tarafıyla Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin fiziksel e, anlamda bundan olumlu etkilenme olasılığı yok. Ama bence şu var, ruhsal olarak, duygusal olarak ve sosyal olarak iyi etkilenmiş bir Fenerbahçe göreceğiz. Çünkü aşağı yukarı büyük çoğunluğu hedefine ulaşıp döndü. Hı hı. Ferdi gitti, uçtu, geldi Almanya'da. Tadi, Tadiç gitti, işi gördü geldi. İsmail gitti, oynadı geldi. İrfan'la maçımız da var tabii. Mi? Oynadı geldi. Hı hı. İşi gördüler çocuklar bir tarafıyla. Bir, fizik olarak dinlenmediler ama ruhsal olarak bir hava değişikliği oldu. Bir orada gidip sevinç yaşadılar bir kısmı. Döndüler geldiler, hava birazcık değişti. Bu arada... Ee, sadece bir maç sallandı Fenerbahçe takımı. Antalya maçını dışarıda bırakıyorum ilk periyottaki. Yani Antalya maçında bir bölüm bölüm Fenerbahçe Trabzon üstünlük alamamıştı. Maçı Trabzon maçı dışında sakatlara rağmen, eksiklere rağmen o da Trabzon maçı da ilk maçıydı. Zaten Trabzon sporu değil, Abdullah Avcı'nın planına yenildi. Evet. Ee, Fenerbahçe takımı ona karşılık veremedi. Demirspor maçına ben beğendiğimi söylemiştim. Karagümrük maçında da ben çok açık ve çok belirgin bir favori olduğunu Fenerbahçe'nin yine full statta eee Karagümrük'ü olacağını düşündüğüm, e, çıkacağını ve e, Rahat kazanacağını düşündüğüm bir maç. Hı -hı. Aksi benim için sürpriz olur. Sürprizler var hep. Yani yanılabilirim ama yani bu atmosferde full stat coşkulu seyirci, milli takımlardan genelde neşeli dönmüş oyuncular. Yorgun olsalar da neşeleri yerinde. Hı -hı. Belki mental olarak Tamam Ne evet, Mesela yani. olarak e, tamamlar. Ceko da hmm, burada yani. kaldı. İşte bu, o da milli takımda en azından birazcık onun dinlenme şansı oldu. Ben Fenerbahçe'nin rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? E ben ben de ben hatta yüksek skorlu da bir maç olacağını e, düşünüyorum. şey olmadı. Birden Galatasaray'a beslendi. Trabzon hmm. yani Galatasaray dedi yarıştı takım olarak Galatasaray'ı söylüyorum. Trabzon'a kaybeder bir Fenerbahçe. Evet. evet. bu senede mi derken gider Galatasaray Hatay değildir. Evet derken puanlar eşittiniz. Işte, Fenerbahçe Adana Demirspor belki kazanmadı ama oyun olarak kazandı. kazanacak oyunu oynadı. Kazanacak oyunu oynadı. Tekrar hikaye Hı. aynen devam ediyor. Sarsılabilir de olmadı bence. O sarsından Hı. çok çabuk toparladı. Senin lafındır. Büyük takımlar iki maç üstünde kaybetmez diye bunu da burada söyleyeyim. Hakikaten kaybetti ve ayağa kalktı. Ayağa kalktığını gösterecek ve bunun da birazcık gösterisini yapacak bir maç olduğunu düşünüyorum ben Karagümrük maçının. Fırsat. Fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu da gösteriye dönüşebilir. Yarış Fenerbahçe için bu anlamda sorun olacağını düşünüyorum ligdeki Karagümrük maçının. Evet. Peki Fred dönecek mi? Arkadaşlar onu da soralım var size. Var ihtimal. Var ihtimal. İhtimal dönme yani var, ihtimali var. Var ihtimal var. Onun az da olsa yani belki... 100 Neydi? %100 hazır değil ama. Neydi Fred'in eksikliği orada? Sadece isim olarak bakmayalım. Oyun olarak soruyorum Fred'in eksikliğini hocam. Hocam en belirgin olanı topu geri kazanma süresinin yani Fenerbahçe'nin o dalga dalga hata bir daha bir daha bir daha e, tekrar etmesi o, orada bir Fred oldu. Bir. İkincisi Fred aynı zamanda topu taşıyan da bir oyuncu. Hı, hı. E, üç, bunda bir eksiklik oldu. Mesafeleri kat ederken yok, değil mi? Mesafeleri kat ederken. Üç. E, Fred Ligimizdeki iki adet üst düzey, iki ceza sahası arasında, zaman zaman iki ceza sahasının içinde de bulunan, hani kutudan kutuya, işte gençler box to box diyor, hı hı. 18'den 18'e diyelim biz. Ve bunu topla da yapabiliyor. Ee, bunu topla yapabilen iki oyuncudan bir tanesiydi. Şimdi, o fark kolay kapanacak bir fark evet. değil yani muhabirini e, Zeiss, Zeiss kullandığında Zeiss'ta şu net topu kazanım konusunda Hı. aynı performans alabildi. Yani. Zeiss'ta kutudan kutuya gider ama topla gitmez tabii. Topla Topsuz gitmez. gider. Oyun gider. O, da orada o doğru orada bulunur. Oyunu o götürmez. Direkt oyunu oraya götürürken o, o fark biraz e, fark edildi ya. Yani. O fark çok netti. Çok net fark edildi. Do Doğal olarak Hı -hı. kalite bağlamında düşmüş oldu ama Demirspor maçına verdiği reaksiyon, yaptığı oyun, işte o tasarlanmış oyunun aynı benzer özelliklerde gidiyor olması, çok sayıda pozisyon bulması ve rakibi oyuna hiç ortak etmeden devreyi bitirmesi, hiç, hiç rahatsızlık duymadan, Livakovic neredeyse kadraja girmeden ilk devre bitti yani. Evet. çok sıkıştırdı falan. Acil stoperimiz stoperimiz diyordu. Çok ben spor kalitesindeki belki ekibe karşı. Belki bütün savunma stoper üzerinden geçmiyor. Stoperlerin değil diyorlar. Bir takım savunması onu takım halletti savunması yani. Takım savunması iyiydi. Bu arada size şunu da sormak istiyorum. Devre olduğu için hepsi için soracağım. Hı. Ee, devre dediğim ara. Hı. Bir küçük ara oldu. Artık ligin üçte biri bitti. Evet. Avrupa'da da hatır sayılır maç Hı. oynandı. Ee, puan durumu da oluştu, belirginleşti. Yani yukarı oyuncak ekipler, aşağı oyuncak ekipler belirginleşti. Sorumludur size. Fenerbahçe devre arasında transfer yapmalı mı? Eğer yapmalıysa, bir ihtiyaç varsa öncelikli pozisyonlar nelerdir? E, fikrinizi sormak isterim. Benim de fikrim var, söyleyeceğim. Tabii. tabii. Bir önce bir ligdeki yarışla ilgili bir şey söyleyeyim. Çok net Galatasaray Fenerbahçe şampiyonu yarışı olacak. Çok net de Adana Demirspor, Trabzon, Beşiktaş üçüncü yarış olacak. Benim görüşüm bu. Bu artık buradan alttaki Adana Demirspor, Beşiktaş ve Trabzon'un birinin şampiyonluk ülkelerine katılabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü bazen de yanıldım mı yanıldım demek lazım. Bazen de öngörüde bulunmak lazım hocam bizim yorumculukta yani. Tam, 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 tam. E, o yüzden söylüyorum. Bu yarış değişmez. E, ne dendi başlarken? Son güne kadar 6 numara, 6 numara, 6 numara. Fenerbahçe için konuşuyorum. Ve dedi hakikaten transferde olunca ben de eksik olarak düşündüm. Çok eksik kaldı Fener dedim. Hı hı. Her şeyi tamamlamıştı. Eksi tamamlayamadı altı numarayı dedim. Hı hı. Derken bir İsmail yüksek performansla karşı karşıya kaldık. Bir oyuncunun evlilişini, yükselişini, nereden nereye gelişini izledik. Çok kısa sürede. Hı -hı. Çok kısa bu gelişim yaptı İsmail Yüksek. Oraya gerekir mi? İşte tartışma konularından biri o değil mi hocam? Evet. Peki oraya alırsanız hı hı. İsmail Yüksek'i gel kenara demek olur mu? Tabii o yerli oyuncu matematiğini biraz değiştirebilir ama ben her koşulda bir altın numara alınması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde i̇şte. gerektiğine inanıyorum. Hı, hı Şu ilk devre için şunu söylemiştim. Alternatif dayı olsa sadece İsmail, gel tabii İsmail değil. Değil. Yani şimdi Birlikte. Burada, tabii ki Fred Fred'in işte e, sakat gördük sakat doğru, doğru. aralığı oldu. Doğru. Yani burada Fenerbahçe işi şansa bırakamaz artık. Hı, hı. Yani orta saha rotasyonu için söylüyorum. işi şansa bırakamaz dev bu 8 Eylül'de biten transfere doğru hatta bana bayağı tepki de geldi. Sanki yani istemiyormuşuz gibi. Ya istenir tabii ki. Ben şunu söylemeye çalıştım. Muhtemelen bu transfer olmadığına göre bir ar, arzu nesnesi var. Fenerbahçe o arzu nesnesini uygun hale getirmeye çalışıyor. Anladım. Ondan vazgeçmemesini ben anlayabiliyorum. Muhtemelen devre arasında iyi bir oyuncu gelecek dedim. Hı hı. Yani alternatif bir oyuncuya yönelmedi. Onu alamalıysak bunu alalım demedi. Ben bunu doğru buluyorum. 18-20 maç idare eder Fenerbahçe takımı. Diye söylemiştim. Hı hı. Devre arasına bakalım. Devre arasına kadar bu takım gider, yarışır. İyi de yarışır demiştik. Yarışıyordu şu ana kadar. Şimdi diyorum ki artık şansa bırakılmaz. Artık geçen, şansa... Sene, geçen sene söylemiştiniz. Evet, asla şansa bırakılmaz artık. Mutlaka, mutlaka... Bir orta savunusu alınmalı. Bu İsmail'den daha farklı özelliklerde bir oyuncu olmalı. Stoperlerin önünde oy oynayabilmeli. Mevkisel olarak. Ama onu bir adım da önüne de geçebilecek bir oyuncu olmalı. Yani mümkünse. Artık işi şansa bırakmak olmaz. Doğru. Yani Ahmet'in futbolcuna engel olmayalım. Aman bilmem kimin mutluluğuna engel o Öyle değil. Burada toplam falan maçın şeyini düşüneceğiz. Doğal olarak. İsmail' de o rekabete girecek çata çat o rekabeti verecek zamanlara da veya şans aldığında İsmail ise İsmail, İsmail oynayacak, diğeri ise diğeri oynayacak. Öyle olmalı. Bence tek eksiğinde olduğunu İsmail düşünüyorum. İsmail'i ben kolay hocam. kolay bırakacağını düşünmüyorum. Formayı açacağını düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Ne Amirli takımda ne Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe o, o kararı antrenör ekibine bırakmalı. Biliyorsun, Kimin o... oynayacağı kararı. Tabii. Kendisi bir oyuncu oraya mutlaka almalı. Kesinlikle. Bu Bence bir. tek ben ben bir tek oranın olduğunu düşünüyorum. Bak bir de bir şey söyleyeyim. Ben stoper de gerektiğini düşünüyorum. Ha bu sakatlıklardan sonra e, tabi. Mutlaka. 3 ay 4 ay'dan bahsediliyor tabii ki. Mutlaka stoper şey, de gerekiyor. Şey ne diyecektim? Hocam ben konferans liginde de daha yürünecek yollar olduğunu ben düşünerek söylüyorum. Ben de soruyorum. Düşün, gerekiyor. düşünüyorum. Gerekiyor. O mevkii biliyorsun İsmail mevkisi hocam böyle Hı. iki maç sonra 3 maç sonra mevkisidir. O mevkiler Hı. oyunda da çıkmaz. Tabii. Ha, bırak ismi Maçla maç başı değişmesi, oyunda bile 80 dakikada çıkmaz o mevki evet, kolay kolay. Doğru. O böyle çok fazla katkı aldığını değil ama çok fazla süre alan oyunculardır. Tabii, doğru. O mevkisi olarak baktığınız zaman. Ben de orta saha ve bir stoper'in dışında Hı -hı. Batu Şuhayi'de kalacaksa, Hı -hı. çünkü gidebilecek durumları var. Şimdi tek Ceko ile da riski geliyor bana. Batu gitti. Doğru. O, i̇şte Batu durumunu bilmiyorsun. <laughs> Eğer bir ayrılık Olası varsa. Olası bir Batu gidişinde dersiniz değil mi? Tabii dersiz. Tabii. Tabii yüzde yüz. Ama onu da şöyle düşünüyorum. Tarifiniz ne soruyor? Santifor tarifin? Ben çabuk ve kıvrak bir Santifor gerektiğini düşünüyorum. Devre arası transferinde. Ama, ama vuruşçu değil giderse, böyle. Vuruş Santifor'u değil. Yani çabuk aralara girebilen, sızma özelliği olan, savunmanın içine, arasına, arkasına küçük adımlarla çok çabuk geçebilen, Hı -hı. kalenin önünde hemen bitebilen, iyi kötü vuruşu da olan bir Santifor. Ama benim birinci kriterim çabuk ve kıvrak olacak. Ayakları çabuk olacak. Orta saha? Evet, bir orta saha, bir stoper. Stoper olmazsa olmaz, evet. stoper diyorsun. Ver de şu ay eğer bu devresi bir sound evet. Koşu özelliği, evet. özel özellik evet. Bulunabilir mi devresinde? Mümkün. Mı? O kalitede. Mümkün. Mümkün diyorsun. Mümkün. Gü Güney Amerika'da... Parayla var. mı mümkün? Yoksa fırsatlar mı çıkar? Hocam parayla da mümkün, şu, şununla da mümkün. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde lider. Hı hı. Lig'de lider. Bu oyuncular için de caziptir. ile oynamak, ile oynamak. Hedefi çok. Real Madrid'e Arda'yı göndermiş kulüpte oynamak. Hakikaten ne önemli değil mi? 50 bin kişinin önünde oynuyor olmak. Coşkuyla oynamak. Coşkuyla oynayan bir takım parçası olmak. Bunlar evet. Oyuncular için caziptir. Ben, ben eskiden Galatasaray, Favcı, Beşiktaş, Galatasaray... Bunları bilinmez zannederdim Avrupa'da. Ama geldiğimiz noktada bunlar çok önemli kulüpler oldu hocam. Böyle değil. Devir değişti hocam. Değişti devir. Devir değişti. ya, yani zaman... ayak uyduramıyorum hocam. Box to box devri. Hocam biz de ayak uyduramıyoruz. Bizim çocukluğumuzda şey yoktu. Hani orada ne oluyor öyle bilmezdik. Haftada bir gün TRT o tek kanalda Avrupa'dan futbol verecek de veya iki tane takımı biz çarşamba akşamı saat 21'de şey canlı izleyeceğiz de süt, o kadar süt bilebilecek. Süt kupası oynayacak da yılda bir süt kupası oynanacak da yani, interneti değil mi acaba? O kadar bilebilecektik. Evet, evet. O kadar görebilecektik. internet mi internet yoktu. Hı. Ama şimdi herkes şeyi biliyor. Nereye gittiğini biliyor. Hı. Kim büyük kim değil. Kim hazır kim değil. Kim revaçta bir kulüp. Kim yükselişte. Bunlar biliniyor. Evet, o yüzden bize bu Batı hayranlığında onların acayip acayip takımlar olduğunu zannettik ama biz bu geldiğimiz noktada mali büyüklüğümüzde, evet. kulüp tarihimizde hakikaten bunları yapabilecek haldeyiz ama hala başarabilmiş değiliz tabii ki. E, ta, tabii ki değiliz ama e, başarmayı çalışacağız. Ondan evet. da o yoldan da vazgeçmeyeceğiz kolay kolay. Tabii bir de şu var, e, BK Al kadar yok, Hı -hı. onu biliyoruz artık. Cikun'un Karagümrük karşısında dönme ihtimali var, az da olsa Fred de dönebilir oynarlar oynamazlar onu bilmiyorum. Ama bir de sakatlıktan dönmeye doğru çok yaklaşmış çok olan. uzun süre sakat. E, uzun süredir sakat olan Lincoln Henry'ye var. Lincoln Henry'nin savunmanın solunda oynayabildiğini gördük geçtiğimiz sezon. Aslında orijinal mevkisinde bir orta, savun orta saha olduğunu biliyoruz. Hocam. Acaba o onun lisansını çıkarmak doğru fikir mi? Ee, onu bilmiyorsa bir yabancı durumu da var evet. yani onun lisansını çıkarmak için bir kişiden tarafat edeceksiniz. Siz ne dersiniz? Ee, onun lisans çıkmalı mı çıkmamalı mı? Şey yok, gönderilecek oyunculara bence bağlantılı olduğunu düşünüyorum. o evet. Matematiği bile hakim değilim tamam. şu an. Tamam, ee, şey, varsayalım o konuda sıkıntı yok. Ben kullanırım. Tutar mısınız? Genç konuda kat tutarım. Tutarsınız. Tutarım. Genç kat tutarım. Ama orta sağcı mantığında tutarım. Anladım. Hayır, yani hani, çok iyi bir yabancı bulup. Lincoln'un varlığından bunu alamıyorsanız tabii ki olar. Evet. Ama elimde artı bir değer olarak duracaksa kullanılabilecek bir oyuncu. Futbolu bilen bir oyuncu. Ben evet, öyle doğru bakıyorum doğru. yani birazcık da şeyleri atletten o yüzden çok diyelim hocam tamam, Galatasaray'a geçeceğiz sen. çünkü evet.